Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulullah. Evet, üçüncü oturuma geldik Peşaver gecelerinde. Müellif diyor ki, beyler, sohbetin evvelinde birazcık alışkanlıklardan dışarı çıkıp insaf, ilim ve akıl gözüyle sözlerime dikkat ettiniz. Bilmelisiniz ki söylediğim şeyler ilim, akıl, mantık ve hakikat ölçüleri üzeredir. Mübarek kulaklarınıza doldurdukları ve aklınızı kurcaladıkları şeyler içinizdeki mutaassıp ve bencil kimselerin inatlarından kaynaklanmıştır. Yani buraya kadar söyledikleri şeylerin İlim, akıl, mantık ve hakikat ölçüleri içerisinde değerlendirdiğimizde neye tekabül ettiğini hep beraber gördük burada. Yani takdim böyle, işte sizi bir takım insanlar kandırıyor, alim dediğiniz, selef dediğiniz bir takım insanlar sizi kandırıyor, kandırmışlar. Hakikat benim anlattığım gibidir. Bu delilli, temelli bir şeydir. Öyle atmasyon tutmasyon bir şey yok. Burada hep delilli, ispatlı, şahitli konuşuyoruz. Takdim böyle. Ama bunun ne kadar böyle olduğunu şu ana kadar yaptığımız, kaç ders oldu bilmiyorum. Şu ana kadar yaptığımız derslerden gördük. Bunun öyle çok aslı faslı yok. Ortaya iki netice çıktı şu ana kadar gördüklerimizden. Bir kısım iddiaların arkasındaki deliller delil değil. Delil mahiyetini haiz değil. Özellikle rivayetler bağlamında son derece çürük, uydurma, münker şeyler. Bunları bize, bunlar sizin en büyük müfessirleriniz, en büyük alimleriniz, onların yazdığı kitaplar vesaire diye takdim ediyorlar. Ama bu bizim en büyük alimlerimiz falan değil bu adamlar. Bunların içinde Şafii, Hanefi vesaire gibi nispeler taşıyanlar var. Efendim, bu nispeleri taşıdıkları için işte bu sizin aliminizdir falan diye takdim ediliyor bize. Muhammed bin Yusuf el-Genci, efendim, yok işte Haskani el-Hanefi vesaire gibi. Biri Hanefi, biri Şafii olduğu için bunlar sizin en büyük alimleriniz oluyor. Bizim en büyük alimlerimiz oluyor. Ama aslında baktığınızda bu adamlar ehli sünnet değil. Adının Hanefi olması ya da adında Hanefi nispesinin bulunması, Şafii nispesinin bulunması bir insanı ehli sünnet yapmaz, yapmaya yetmez. Çünkü bu mezhepler içerisinde, bu fıkhi mezhepler içerisinde itikaden başka mezheplere mensup olanlar bulunduğunu biliyoruz. Bunu hep söylüyoruz. Hanefilerin içerisinde Mutezililer var, Hanbelilerin içinde müşebbiheden, mücessimeden insanlar var. Efendim, Şafilerin içerisinde var. Dolayısıyla fıkhi mezhebe intisap, fıkhi bir sünni mezhebe intisap kişiyi sünni yapmaz. Onun itikadi mezhebine bakmak lazım. İtikaden ehl-i sünnet mezheplerden birine intisap ediyorsa, Maturidi ise, Eş'ari ise, tamam diyeceğiz ki bu adam ehl-i sünnettir. Ama bu telbise gerek yok yani. Bu adamın adının arkasında Hanefi var. O zaman bu sizin en büyük alimlerinizden birisi. Birincisi bu. İkincisi, gerçekten ehli sünnet uleması arasında yer alan bir kısım müelliflerin kitaplarında yer alan rivayetler var. İşte Suyuti'nin Eddürrül Mensuru gibi, İbn-i Hacer-i Heytemi'nin Es-Savaikul Muhlikası gibi, İmam Taberi'nin tarihi ya da tefsiri gibi, İbn Asakir'in tarihi Dimeşk'i gibi bir kısım sünni alimlerin yazdığı kitaplar var. Bu kitaplarda onların delil aldığı rivayetler var. Fakat rivayetlerin durumu vahim. Rivayetlerin durumu vahim olduğu için onun bir sünni alimin kitabında yer almış olması ona itibar kazandırmaz. Daha evvel pek çok kereler söyledik. Bir kere daha tekrar edelim. Eğer bir alim ben kitaplarıma sadece sahih hadisleri koyacağım diye yola çıkmışsa, o zaman ona bir zihni, efendim, hüsnü zan ile yaklaşırız.
Deriz ki böyle bir şartı var bu alimimizin. Kendince gayri sahih gördüğü rivayetleri kitabına almayacak. Böyle bir zihni hüsnü zanla yaklaşırız. Ama tamamen de ona teslim olmayız. Belki böyle dedi ama kendi şartını insandır, beşerdir. Kendi şartını ihlal ettiği yerler olabilir. Bunu araştıralım. Nitekim ulemamız bunu yapmış. İmam Beyhaki mesela diyor ki ben kitaplarımda uydurma hadise yer vermeyeceğim. Ama ulema araştırıyor. İmam Beyhaki Allah rahmet eylesin. Hemen bütün yazdıklarını rivayetle yazmış bir alim. Yani akide kitabı yazmış rivayetlerle. Efendim işte Es-Sünenül Kübrası var. Marifetü Süneni var. Efendim daha başka eserleri var. Tüm eserlerini rivayetle yazmış. Ama bu rivayetler arasında çürük olanları var. Kendisi ben uydurma hadis kullanmayacağım eserlerimde demiş ama uydurma olmamakla birlikte çok zayıf, çok münker, teknik tabiriyle vah denen rivayetler var. Bizim alimlerimiz bunları da tenkit etmiş, ayıklamış. Beyhaki böyle dedi diye elsiz ayaksız teslim olmamış. Onu da araştırmış, tenkit etmiş, tahlil etmiş, tahkik etmiş. Bu İmam Taberi için de böyledir. Özellikle Suyuti için böyledir. Hele Suyuti'nin Eddürrül Mensur'u biliyorsunuz. Rivayetlerin senetleri atılarak konulduğu bir eser. Yani Eddürrül Mensur'da senet yok. Sahabi ravi var. Onun dışında senet yok. Dolayısıyla Suyuti bu kitabı, bu rivayeti Eddürrül Mensur isimli tefsirine koydu diye bu rivayet itibar kazanmaz. Burada kaynak metodolojisi diye hep tekrar ettiğim durduğumuz bir şey var. Müellif onu atlıyor. Bir müellif sünni ise onun yazdığı her şey sünnileri bağlar, sünniler tarafından kabul edilmek zorundadır gibi bir ön yargıyla peşin hükümle hareket ediyor. Bu doğru değil. Ve nihayet bir kısım rivayetleri var ki delil olarak şu ana kadar getirdiği bir kısım rivayetler var ki onlar sahih ama onların istediği şeye delalet etmiyor. Sahih bir rivayet, o başka bir şey anlıyor, ben başka bir şey anlıyorum, bir başkası başka şey anlayabilir. Yoruma dayalı bir istidlal var sahih rivayetler hakkında. Dolayısıyla özetle böyle bir manzara var karşımızda ve bu manzara hakkında diyor ki bilmelisiniz ki söylediğim şeyler ilim, akıl, mantık ve hakikat ölçüleri üzeredir. Bu söz ne kadar doğru, ne kadar inanılır, ne kadar inandırıcı hep birlikte bunu adım adım görüyoruz. Evet, muhataplarından Hafız diyor ki dün geceki konuşmalarınızdan Şia'nın çeşitli gruplara ayrıldığı ortaya çıktı. Acaba Şia'nın hangi grubu haktır ve onların hangisinin söz ve akideleri hangisinin doğru biliyorsunuz? Eğer mümkünse konunun aydınlığa kavuşması için bu grupları ve bahsimiz konusu grubu açıklayınız. Müellif diyor ki dün gece Şia çeşitli gruplara ayrılmıştır diye bir şey arz etmedim. Dün gece Şia'nın manasını arz ettim. Yani Şia Allah ve peygambere itaat eden ve Resulullah'ın emri gereğince Risalet ailesinin takipçileri olan bir fırkadır. Ama bazı oyuncu fırkalar yani hileci desiseci anlamında kendilerini Şia göstererek her şeyden habersiz cahil insanları kendi çevrelerine toplamış kutsal Şia isminden sui istifade etmişlerdir. Yani bunu istismar etmişler diyor. Batıl inançları hatta küfür ve zındıklığı bu isimle insanlar arasına yaymışlardır. İşte bundan dolayı gerçekler üzerinde tahkik yapmayan bir kısım cahil insanlar onları tarihte Şia adıyla anmışlardır. Onlar gerçekte dört fırkaya ayrılmaktadır. O dört fırkadan sadece iki tanesi baki kalmıştır. Diğer iki tanesi ise tamamıyla yok olmuştur. Baki kalan iki fırkadan da çeşitli fırkalar ortaya çıkmıştır. Dört fırka şunlardan ibarettir. Zeydiye, Kisaniye demiş mütercim. Kisaniye bu. Zeydiye, Kisaniye, Kaddahiye ve Gulat. Şimdi böyle bir takdim var. Aslında Şia tek bir gruptur, homojen bir gruptur. Kendi içinde fırkalara ayrılmamıştır. Ama kendisini hileyle, düzenbazlıkla
Şia diye takdim eden bir kısım batıl fırkalar var. Bunlar aslında Şia değil. Şia'nın temiz isminden, kutsal isminden istifade etmek istiyorlar. Onu istismar etmek istiyorlar. Şia olmadıkları halde Şia gibi kendilerini gösteriyorlar diyor özetle müellif. Bunların ikisi tarihte kalmış, ikisi devam ediyor. Zeydiye, Keysaniye, Kaddahiye ve Gulat. Zeydiye inancı. Yukarıda Şia homojen bir gruptur. Aslında gruplara ayrılmamıştır. Tek bir grup olarak başından beri gelmiştir dedi. Onu aklımızda tutalım. Zeydiye'yi okuduktan sonra o işin gerçeği nedir ona bakalım. Zeydiye fırkası kendilerini Zeyd bin Ali bin Hüseyin aleyhisselamın takipçileri olarak bilen kimselerdir. Zeyd'i İmam Zeynül Abidin aleyhisselamdan sonra imam biliyorlar. Şimdi de Yemen ve çevresinde Zeydiye fırkasına bağlı kimseler az sayılamayacak nüfusa sahiptirler. Zeydilerin akidesi şöyledir. Her alim, zahit ve cesur olan Fatımi Alevi, yani Hazreti Fatıma annemizin soyundan gelen kişi, kılıçla kıyam edip halkı kendisine davet ederse o imamdır. Çünkü Hazreti Zeyd, Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik'in hilafeti zamanında Beni Ümeyye'nin baskısı ve zulümleri neticesinde Kufe'de kıyam etti. Sonunda şehadet şerbetini içti. Nitekim dün gece onun biyografisini özet olarak bir konuyla ilgili olduğundan dolayı arz etmiştim. Dediğimiz gibi Zeydiler onu imam kabul edip ona uymayı kendilerine farz biliyorlar. Oysa ki Cenab-ı Zeyd'in makamı bu çeşit sözlerin ona isnat edilmesinden daha yücedir. Hazreti Zeyd, Beni Haşim'in büyük şahsiyet ve seyitlerindendi. Zühd, ilim, fazilet, din, vera, ibadet, şecaat ve cömertlikte kavminin seçkinlerindendi. Geceleri ibadet, gündüzleri ise oruç tutmakla geçiriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önceden onun şehadet haberini vermişti. Nitekim Hazreti Seyyid-i Şüheda Ebu Abdillah el-Hüseyin aleyhisselamdan şöyle bir hadis nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini benim bel kemiğim üzerine koyarak şöyle buyurdu. Ya Hüseyin, yakın bir zamanda kendisine Zeyd diye hitap edilecek olan biri senin sulbünden çıkacaktır. O şehit olarak öldürülecektir. Kıyamet günü o ve ashabı halkın boynuna binmiş bir halde cennete gireceklerdir. Ama Hazreti Zeyd'in kendisi kesinlikle imamet iddia etmemiştir. Bu ona isnat edilen bir iftiradır. O kendisini değerli kardeşi İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın imametliğine muti ve tabi olarak görüyordu. Ama oyuncular yani hilebazlar o hazretten sonra şöyle bir kaideye itikat ettiler. Evinde oturup perdesini aşağı salıveren, halktan saklanan kimse imam değildir. İmam, alim, salih ve görüş sahibi olan ve kılıçla kıyam eden her Fatımi kişidir. Bu oyuncu kimseler halkı o hazret İmam Zeyd'in imametine davet ettiler. Bir teşkilat kurdular. Şöyle demek de mümkündür. Kendi hedefleri doğrultusunda bir dükkan açtılar ve kendi aralarında 5 fırkaya ayrıldılar. Mugayriye demiş, Mugiriye olacak bu. Mugiriye, Carudiye, Zikriye, Habeşiye ve Hulkiye. Bu fırkalar farklı fırak kitaplarında farklı isimlerle anılıyor. Bazen bir fırka diğerine dahil edilerek anılıyor. Bazen bir kitapta bir fırka olarak anılan bir hizip başka bir kitapta birden fazla fırkaya bölünmüş olarak anlatılabiliyor. Dolayısıyla bu isimlerde ve alt fırkalarda ihtilaf olabiliyor. Meselenin aslına gelince. İmam Zeyd, evet İmam Ali Zeynel Abidin'in oğludur diyor. Kendisi imamet iddiasında bulunmamıştır diyor efendim. Onun etrafında bulunan bir grup insan onun hurucunu insanları kendine itaate davet ve imamet iddiası olarak takdim ettiler diyor. Bu böyle bir iddiası yoktu onun. Aslında o huruç ettiğinde ortada bir imam vardı. Kimdi o imam? Kardeşi, ağabeyi Muhammed Bakır idi. Efendim dolayısıyla Zeydiye, İmam Zeyd'i imam bilmekle ve onun etrafında bir grup teşekkül ettirmekle aslında hile yapmıştır diyor. Özetle söylediği bu.
Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu İmamiyye'nin iddiası. İmam Zeyd niye imam olmasın? İmam Zeyd'in imametini engelleyen ne var? Baktığınızda bunun akli hiçbir gerekçesi yok. Nakilden bir şey var mı diye baktığımızda mesele orada çatallanıyor. Nasıl oluyor? İmamiyye diyor ki bizim imamlarımız ta başından beri belliydi. Alem yaratılmadan önce bizim imamlarımız mevcuttu. 12 tane efendim. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onların adını saymıştır, zikretmiştir. Onlar başından beri belli, mansus, muayyen, tayin edilmiş, nasla belirlenmiş insanlardır. Onların dışında imam olmaz. Kim iddia ederse etsin o iddia boştur. İmamiyye böyle diyor. Zeydiye ne diyor? Zeydiye'ye bir de bakalım. Siz batıldır, filandır, hurafedir diyorsunuz ama Zeydiye ne diyor bu işe? Zeydiye cenahına baktığımızda arkadaşlar fotoğraf birdenbire şöyle 180 derece ters dönüyor. Bakın şimdi Zeydilerin İmamiyye'nin bu iddiasına karşı ne dediğine bir bakalım. Burada derlediğim kaç tane delil var? 13 adet delil var. Buradan çok fazla bu 13 delilin hepsini belki okuyamayabiliriz. En azından birkaçını zikredeyim. Hasan'ın oğlu Hazreti Hasan, onun oğlu Abdullah. Abdullah bin Hasan bin Hasan. Ve İmam Cafer-i Sadık. İsnadıyla nakledilen bir hadise. Dehale Cafer ibn-i Muhammed'in mescid. İmam Cafer mescide girdi. Abdullah ibn-i Hasan fi canibi kabri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Hasan, yani Hazreti Hasan'ın torunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin yanı başında oturuyordu. فَاَقْبَلَ حَتَّ وَقَفَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ Ona doğru yöneldi ve başucunda durdu. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ve selam verdi ona. İmam Cafer, amcasının oğlu Hazreti Hasan, Abdullah bin Hasan bin Hasan'a selam veriyor. فَقَالَ diyor ki, اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمِّي Selam sana olsun amca. Fekale Abdullah ve aleykesselam yabne ahi. O da diyor ki aleykümselam yeğenim. Ma hâzellezî yebluguni anke enneke imamın muftaradut ta'a. Bir takım haberler geliyor benim kulağıma senden yana. Sen diyormuşsun ki ben kendisine itaat edilmesi farz olan imamım diyormuşsun. Nedir bu işin aslı? Senediyle geliyor bu rivayet. Yani öyle şey değil. Senetsiz atmasyon bir şey değil. Men lem ya'rif zalika mate meyteten cahiliye. Sen diyormuşsun ki ben kendisine itaat edilmesi farz imamım ve kim bunu bilmezse cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Kim bunu bilmeden ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur diyormuşsun. Nedir bu iş diyor? Fekale Cafer, İmam Cafer diyor ki vallahi lezî la ilahe illahu, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki ve hakkı hadi sahibi hadel kabr, bu kabirde yatan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkı için yemin ederim ki ma kultu fi nefsi hada kat, ben kendim için kendim hakkında ben böyle böyle imamım, itaat edilmesi farzdır vesaire demedim. Yemin olsun ki böyle bir şey demedim. Ve innehu le yuksebu aleyye, benim aleyhime yalan uyduruyorlar. Bu söylenenler benim üzerime uydurulmuş yalanlardır. Fekale Abdullah, bunun üzerine Abdullah bin Hasan bin Hasan diyor ki ente sadiku vel bar, evet sen doğru sözlü bir insansın. Ve hum el kadibun el fuccar, ve bu yalanları senin üzerinden uyduranlar da facir yalancılardır. Tümme mada Cafer, daha sonra bu konuşmadan sonra İmam Cafer ayrıldı oradan gitti. Fekale Abdullah, arkasından Abdullah dedi ki vallahi lev erattu minhu talaqa la halafa li bihi, bu söylediğin doğru mudur yanlış mıdır, talak vererek bana yemin et deseydim ederdi diyor. İmam Cafer, imamlık gibi bir iddiası olmadığına dair ben ondan talak verdirerek yemin isteseydim bunu yapardı diyor.
İkincisi, İmam Zeyd'in babası İmam Ali Zeynel Abidin ve ağabeyi Muhammed Bakır'ın imameti konusunda söyledikleri. Diyor ki fehaula, yarım şey ibareyi yarım yarısından almışım uzun diye. Fehaula yani er-Rafıza, imamiyeyi, Rafizileri kastediyor. Fehaula yekulun hasettu ahi ve ibn ahi. Bunlar benim kardeşime ve kardeşimin oğluna hasetle davrandığımı, onları kıskandığımı söylüyorlar. Bunu iddia ediyorlar. Ahsidu ebi hakkan huve lehu. Ben babam bir şeyi hak etmişse, babamın hakkı olan bir şey varsa ben onu niye haset edeyim? Niye kıskanayım? Lebi isel veledu ene min veled. O zaman ben ne kötü bir evladım. İnsan babasını kıskanır mı? İnni iden le kafir. İn cehettuhu hakkan huve lehu min Allah. Eğer Allah onu hak olarak, imam olarak nassen, vahiy ile tayin ettiyse, ben de bunu inkar ettiysem ben kafirim o zaman. Vallahi madda'aha ala Ali ibn Hüseyin. Allah'a yemin ederim ki Ali bin Hüseyin, yani babası İmam Ali Zeynel Abidin için söylüyor, böyle bir iddiada bulunmadı. Allah'a yemin ederim ki babam imamet iddiasında bulunmadı. وَلَا دَعَاهَا اَخِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي مُنْدُ سَحِبْتُهُ حَتَّى فَارَقَنِي. Ben kendisiyle birlikte olduğum süre içerisinde kardeşim Muhammed Bakır da imamet iddiasında bulunmadı. Ben ondan ayrılana kadar ondan böyle bir şey duymadım. ثُمَّ قَالَ, sonra şöyle dedi İmam Zeyd. اِنَّ الْاِمَامَ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ الْمَفْرُودُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ. İmam bizdendir, ehli beyttendir. Ona itaat etmek bize de size de farzdır. Ve alel muslimin, ve Müslümanlara da farzdır. Men şehre seyfehu ve da'a ila kitabı rabbihi ve sünneti nebiyyihi. Kim kılıcını çeker, bileğinin hakkıyla kitabullah'a ve sünnetu resulillah'a davet eder. Ve cera ala ahkamihi, ve kitap sünnet ahkamını icra eder ve o doğrultuda yaşar. Ve urife bidalik, ve bütün bu tavırlarla tanınır, bilinir. Fedalikel imam, işte imam odur. Ellezî la tesa'una ve iyyâkum cehâletuhu. Yani tanınmaması, bilinmemesi caiz olmayan, bize de size de caiz olmayan hak imam odur. Her kim bileğinin hakkıyla kılıcını çeker, ortaya çıkar. Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine davet eder. Onu yaşar ve bununla tanınır, bilinirse İşte o imamdır. Kaynaklarını da vereyim arkadaşlar. Sonra bunlar atıyor matıyor demesinler. Birinci okuduğum Delil El-Muhit Bil-İmame. İkinci okuduğum El-Hurul-Ayn Neşvan El-Himyeri'nin, bu bir Fırak yazarı. Onun senediyle zikrettiği rivayet. Gene senediyle İmam Muhammed Bakır'dan, İmam Cafer-i Sadık'tan, evet Muhammed Bakır'dan, Galeli Ebu Cafer Muhammed ibn Ali şöyle dediği naklediliyor. Ya Cabir, leyse minna imamun muftaradun ta'ati, muftaradun ta'atuhu, erha aleyhi sitrehu. Bizim içimizde ehli beyt olarak kendisine itaat etmek farz kılınmış hiçbir imam yoktur ki, az önce okuduğumuz o metinde, tercümede de geçti. Örtüsünü üzerine atmış olsun. Yani evinde oturuyor olsun. وَالنَّاسُ يُزْلَمُونَ خَلْفَ بَابِهِ. Kapısının önünde insanlar zulme uğruyor olsun da o başına örtüsünü çekmiş evinde oturuyor olsun. اِنَّمَا الْاِمَامُ الْمُفْتَرَدُ تَعَتُهُ مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ وَدَعَى اِلَى سَب۪يلِ رَبِّهِ. İmam kimdir? İmam kendisine taat etmek farz olan imam, kılıcını çeken ve Rabbinin yoluna davet için ortaya çıkan insandır. Kim söylüyor bunu? İmam Muhammed Bakır söylüyor. El-Muhit Bil-İmame isimli eserde senediyle geçiyor. Bir tane daha okuyayım. İmam Musa Kazım'ın
İmam Zeyd hakkındaki bir sözü. Semi'tu Musa ibn Ca'far ibn Muhammed ibn Ali yekulu li ahihi Zeyd ibn Ali aleyhisselam inna Allah ceala hayateke hayate's suada'i ve vefateke vefate's şuhada. Allah senin hayatını bahtiyarların hayatı eylesin, vefatını da şehitlerin vefatı eylesin. Semi'tu Musa ibn Ca'far yekul, İmam Musa Kazım'ın şöyle dediğini duydum diyor ravi. İnne kavmen yez'umûne ennehum lana evliyâun ve min aduvvina ebriyâu yebre'ûne min ammina ve seyyidina Zeyd ibn Ali berî Allahu minhum. Bir kısım insanlar bize dost olduklarını ve bizim düşmanlarımızdan beri olduklarını iddia ediyorlar ve fakat buna rağmen bununla birlikte amcamız ve seyyidimiz Zeyd bin Ali'den teberri ediyorlar. Allah onlardan beridir. Allah onlardan uzaktır. Bu da el-emali el-isniniyye. Deliller çok, dediğim gibi 13 tane filan benim toplayabildiğim kadarıyla, daha da var. Bizzat Ehl-i Beyt imamlarından nakledilmiş imamet iddiasını nasla, vahiyle, tayinle imamet iddiasını reddeden rivayetler bunlar. Şimdi soru şu arkadaşlar. Sen diyorsun ki bunlar dessas, yalancı, hilebaz, insanları kandırdılar, yalan söylediler. Bunu senin yapmadığını nereden bilelim? Zeydiler de diyorlar ki imamiler yalan söyledi. Hiçbir Ehl-i Beyt mensubu Hazreti Hüseyin'den sonra nassen ve şeyle tayin edilmiş filan değil. Hazreti Hüseyin için de böyle bir tayin yok ama orada ittifak olduğu için söylüyorum onu. Yani Zeydiler Hazreti Hüseyin'den itibaren ayrılıyorlar. Yani nasla tayin imamiyeye göre Ali Zeynel Abidin'dedir. Zeydiler diyor ki hayır, İmam Zeyd diyor ki benim babam böyle bir şey iddia etmedi. Niye Zeydiler yalan söylüyor da İmamiler doğru söylüyor? Yani bunu kabul etmemizin nasıl bir gerekçesi olabilir? Ben de buradan diyorum ki Zeydiler doğru söyledi, İmamiler yalan söyledi. Halkı aldatan birisi varsa İmamilerdir. Bu nakilde doğrudur. Sen evinde oturacaksın. Oradan humus gelecek sana güzelce, bir elin yağda bir elin balda yiyeceksin. Öbürü çıkacak kılıcını çekecek, kelle koltukta cihad edecek, savaşacak. O imam olmayacak, bu imam olacak. Nasıl bir gerekçesi olabilir bunun arkadaşlar? Kaldı ki o adam da diyor ki benim böyle bir iddiam yok kardeşim. İmam Muhammed Bakır da diyor, İmam Cafer de diyor, İmam Musa da diyor. Bizim böyle bir iddiamız yok, bunlar yalan söylüyor. Kime inanacağız şimdi? İmamiyye bu durumda Zeydiye'ye ne diyebilir? Rivayetse onun elindeki de rivayet. Nasıl bir ikna mekanizması olacak burada? Kara propagandadan başka. Adını koyalım. Bu bir kara propagandadır. Ve İmamiyye bunu çok güzel yapıyor. Şimdi düşünün, emri maruf nehi münker diye bir mükellefiyeti var imamın. Siz imamı Allah'ın yeryüzündeki hücceti diye takdim ediyorsunuz. Allah yeryüzünü hiçbir zaman hüccetsiz bırakmamıştır diyorsunuz. Bırakması caiz değildir diyorsunuz. Dolayısıyla bu imamlar Allah'ın yeryüzündeki hüccetidir. Şimdi biz de soruyoruz. Takiyeden başka bir şey yapmadığını söylediğiniz bu imamların benim üzerimdeki hücciyeti ne olabilir? İşi gücü takiye, böyle takdim ediyorsunuz. O insanlar bundan beridir. Biz bunu söylüyoruz alenen. İmamiyye'nin imam olarak söylediği bu insanlar takiyye yapmaktan, iki yüzlü davranmaktan beridir. Bunlar aziz insanlar. Diyelim ki imam, bana faydası ne kardeşim? Takiyye yapıyor bu insan senin iddiana göre. Bana nasıl hüccet olacak bu insan? Allah'ın benim üzerimdeki nübüvvetin devamı diyorsun. Nübüvvetle velayet, imamet kardeş diyorsun. Nebiler canını dişine takıyor, yeri geliyor, destereyle biçiliyor. Efendimiz Taif'e gidiyor, taşlanıyor, bütün mübarek bedeni kan içinde kalıyor. Hazreti Hüseyin çıkıyor, şehit oluyor. Etrafındaki 70 küsür kişiye bakmadan, o azınlık çoğunluk hesabı yapmadan. İmam böyle olur.
Halife böyle olur, hüccet böyle olur. Sen yatacaksın, oradan humus gelecek, takiye yapacaksın. Sonra da bana hüccet olacaksın. Ben böyle bir hüccet kabul etmiyorum. Aklı başında hiç kimse böyle bir hüccet kabul etmez. Madem nübüvvetle imamet kardeştir, çıkacak ortaya delikanlıca, alacak kılıcı eline, savaşacak, şeyi kan verecek, can verecek, ben de onu imam bileceğim. Ben şimdi İmam Muhammed Bakır mı imamdır, İmam Zeyd mi imamdır diye bana sorsalar, vallahi derim İmam Zeyd imamdır. Neden? İlimde abinden aşağı değil. Zühtte, takvada, fazılda aşağı değil. Asalette aşağı değil. Bir de eline kılıcı almış, cihad etmiş, kan dökmüş. Tabii ki İmam Zeyd imamdır. Ne anlamda imamdır? Bu önderin imamı anlamında, bu ümmetin önderi anlamında. Yoksa nassen tayin edilmiş bir imam falan, bu efsane. Bu mit, mitoloji. Ondan sonra da böyle bir kara propaganda içerisinde diyorsun ki toplandılar, yalan söylediler, bilmem nasıl inkar ettiler. Ben de diyorum ki sen yalan söylüyorsun kardeşim. Senin yaptığın yalan. En azından bunu bana, beni ikna edecek biçimde ya da beni bırak Zeydileri ikna edecek biçimde ispat etmen lazım. Daha bu delillerden çok okurduk ama vaktimiz geçiyor. Bugün bile hala eğer o siyasi bir kısım manipülasyonları vesaireyi dışarıda tutarsak Zeydiye kendi yolunda gidiyor. Kendi doğrularıyla, kendi mezhebiyle, kendi usulüyle gidiyor. İmamiye ayrı bir istikamette gidiyor. İmam Zeyd'in bir de böyle bir propaganda var. Ona da değinelim bitirmeden. İmam Zeyd'in aslında imam olmadığını, çok fazla ilminin filan olmadığını da söylemeye başladılar. Bu işte kara propaganda çerçevesinde. Bunu Cafer Sübhani Buhus isimli kitabında söylüyor. Yani onun diyor imamet iddiası da yoktu. Esasen kendine mahsus bir mezhebi de yoktu, fıkhi mezhebi de yoktu. Öyle çok alim malim birisi de değildi. Sen bunu söylüyorsun. İmam Zeyd'in elimizde bugün müsnedi var. O müsnetle ilgili bir düzine literatür var, kütüphane var. Zeydiye mezhebi diye bir mezhep var, ona dayanıyor. Onun fıkhi istinbatlarına, istidlallerine, delillerine, usulüne dayanıyor. Sen de diyorsun ki imam değildi. Ben de buna gülüyorum. Yani bari bunu yapma. Kendi mezhebini terbiye edeceksin diye bu ümmetin, ehli beytin aziz simalarından birine hakaret etme. Bu hakaret. Bir Zeydi kalksa dese ki Muhammed Bakır aslında imam değildi. Öyle bize kadar intikal etmiş bir eseri falan da yoktur. Bu mezhep İmam Cafer'in mezhebidir. Muhammed Bakır, hatta Zeydi Fırak yazarı Himyeri Muhammed Bakır ismini Muhammed İbni Hanefiye'ye veriyor kitabında. Çok enteresan bir şey. Hani Bakırul Ulum diyorlar ya, bütün ilimlerin madeni, cevheri vesaire. Muhammed Bakır diyor, Muhammed bin Hanefiye'ydi. Ne diyeceğiz buna şimdi? Hazreti Ali'nin diğer bir oğlu Muhammed bin Hanefiye. Şimdi ileride gelecek, onunla ilgili bahis de gelecek. İşte o güya mezhep imamlık iddia etmiş. Onunla işte gitmişler, Hacerül Esved'i şahit tutmuşlar. Hacerül Esved dile gelmiş vesaire filan. Böyle hikayeler, efsaneler var. Şimdi İmam Muhammed Bakır diyoruz. Zeydi de diyor ki Muhammed Bakır diye biri var. Evet, ama o Muhammed bin Hanefiye'dir. Öbürü Ebu Cafer Muhammed'dir. Ne diyeceğiz şimdi? Dolayısıyla bu izafilik içerisinde, bu belirsizlik, füluluk içerisinde, bu kara propaganda altında insanların gerçeği görmesi bir hayli zor. Asırların birbiri üzerine katladığı, katmerli hale getirdiği bir kara propaganda var. O kara propaganda içerisinde eğer bir parça perdeyi aralayıp da güneşi bu millete gösterebilirsek maksat hasıl olacak. Bu bahis devam edecek arkadaşlar ama zannediyorum bundan sonra bir haftamız mı kaldı Polis Hoca seminer olarak? Ramazan geliyor. Herhalde bir haftamız kaldı. Önümüzdeki hafta bu fırkalarla ilgili o genel çerçeveyi bir görelim. Onunla ilgili söyleyeceklerimizi de söyleyelim. Ve burada bırakalım inşallah.
Cenab-ı Hak nasip eder, ömür verir, sağlık sıhhat verir, imkan verirse bir dahaki dönem seminer başladığında belki bu peşaver geceleriyle ilgili bu bölümü bir müstakil bölüm haline getirebiliriz. Çünkü şikayet alıyoruz, bu bölüm kısa oluyor, yeterli olmuyor diye, bu gidişle bu kitap bitmeyecek diye. Muhtemelen bunu belki haftanın başka bir gününe de kaydırarak müstakil bir ders halinde, en az bir saat, bir buçuk saat ders halinde yapmayı da düşünebiliriz diyelim.